1834 yılında balina av filosu olan zengin bir aileye doğan Hattie Green, tek erkek kardeşi çok küçükken ölünce ailenin tek varisi olarak kalmıştı. Para işleriyle ilgilenmeye henüz 6 yaşındayken başlayan Green, matematik konusunda da inanılmaz bir yeteneğe sahipti. Bu yeteneği ve paraya olan merakından olacak ki, okumaya başladığı andan itibaren gazetelerin ekonomi haberlerini de büyük merakla takip etmeye başlamıştı. Ve 8 yaşına geldiğinde de ilk banka hesabını açmıştı. Green'in aynı şekilde dedesi ve babası da oldukça zengin ve cimriydi. Hattie Green'in büyüdüğü evde en ucuz malzemeden yapılan yemekler yenir ve ev zorunda kalmadıkça ısıtılmaz ya da ilkel şekillerde minimum derecede ısıtılırdı. Öyle ki babası Hattie Green'i yatılı okula verince küçük kız orada pişen yemekleri görüp hayrete düşmüştü. Büyük bir varlığa sahip olmalarına rağmen okulun yemekhanesinde pişen sıradan yemeklerin çoğunu daha önce ne görmüş ne de tatmıştı. Hatta Green, hayatının en güzel yıllarının okulda yatılı kaldığı dönemdeki zamanlar olduğunu bile söylemekteydi. Yıllar sonra babası öldüğünde ise Green henüz 21 yaşındaydı. 7,5 milyon dolarlık bir servetin tek varisiydi. O günden sonra da bu serveti arttırmak Hattie Green için bir hastalığa dönüşmüştü. İlk olarak yıllardır okuduğu ekonomi haberlerinden edindiği tecrübeyle hisse alım satım işlerine girer. Ve o dönem ABD ekonomisi kötü olmasına rağmen Wall Street'te ucuza hisse alıp pahalıya satarak servetini oldukça katlamıştı. Sonunda da bu yıllarda Wall Street cadısı lakabını almıştı. O dönemler ülke ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüşmesini büyük bir fırsata çevirip servetini yüze katlayan Hattie, ünlü milyarder Edward Green ile evlenmiş ve yine servetini katlayacak bir hamle yapmıştı. Ayrıca o dönemlerde bir koca eşinin tüm yasal haklarını ve mülkiyetlerini üstlenmekteydi. İşte Hattie Green de buradan yola çıkarak kendi mal varlığını garantiye almak için belki de tarihteki ilk evlilik sözleşmesini müstakbel eşine imzalatmış ve kendini sağlama almıştır ki bu konudaki uyanıklığı ilerleyen yıllarda onun servetini kurtaracaktı. Çünkü yıllar sonra kocasının işleri bozulmuş ve iflas etmişti. Hattie de bu sözleşme sayesinde kocasının iflasından etkilenmemiş, bir de üstüne kendisinden destek bekleyen eşini evden kovarak ne kadar vefalı bir eş olduğunu göstermişti. İşte bu para delisi kadın, parasını katlarken aynı zamanda tasarruflar konusunda da çığır açmıştır. Green, evinde asla kalorifer ve soba kullanmaz, sabahları en ucuz kurabiyeler dışında bir şey yemez, bunları da bakkaldan kırık ve ezik olanları ayırtır ve bakkala "bunları ne de olsa kimse almaz, elinde kalır" diyerek ucuza alırdı. Ayrıca Hattie Green, zenginlik vergisi ödemek istemediğinden ev sahibi bile olmamış, ömrü boyunca çocuklarıyla beraber ucuz otellerde ve kiralık evlerde yaşamıştı. Evde asla fırın kullanmaz ve kimseye kullandırmaz. Dedesi ve babası gibi evi eski ucuz yöntemle ısıtır, en ucuz malzemeden yemek pişirirdi. Kadının cimrilik konusunda yaptıkları bunlarla da sınırlı değildi. Siyah elbisesi dışında başka elbise giymez, elbisesini sadece yere değen etek uçlarını yıkar, sudan ve sabundan tasarruf eder. Ayrıca söylentiye göre iç çamaşırını bile iyice pislenmeden değiştirmez ve sadece 2 adet iç çamaşırı olduğu söylenirdi. Cimrilik konusunda belki de yaptığı en garip şey ise ona kötü sonuçlar doğurmasına sebep olmuştu. Kadın her gün finans haberlerini okumak için aldığı gazeteyi oğluna vererek dışarıda sattırıyordu. Ve bu cimriliği yüzünden oğlu Ned bir gün annesinin gazetesini satarken ayağını kırmıştı. Ancak annesi doktorlara para vermek istememiş, onu kimsesizler hastanesine götürmüş, ancak oğlu Ned geç tedavi edilmesi yüzünden kangren olmuş ve bacağını kaybetmişti. Neticede bu cimrilik oğlu Ned dışında kendisine de en büyük zararı vermişti. Kadın 81 yaşındayken süt almak istemiş ve marketteki adamla 1 dolarlık süt için tartışmış ve kalp krizi geçirip ölmüştü. Yani ömrü cimrilikle geçen kadının ölümü de yine cimrilik yüzünden olmuştu. Bu zenginliği ve cimriliğiyle ABD'nin ünlü atasözlerinden biri olan "göründüğüm kadar zengin değilim" anlamına gelen "I'm not Hattie if I do look green" cümlesinde de konu olmuştur. Hattie Green, her şeyin sonunda varlıklı bir hayat sürmesine rağmen bunun tadını çıkaramamış ve çocuklarına 4 milyar dolarlık bir servet bırakmıştı. Çocukları ise onun gibi davranmamış, cömert bir hayat yaşamış, ayrıca pek çok hayır işi de yapmışlardı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.